Dinya krallığından günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kocaeli büyük bir kültürel birikimin yanında ticari ve sanayi gelişmelerinde mirasçısıdır. İşte bu sebeple Kocaeli bir liman kenti olması, coğrafi konumu ve gelişmiş insan gücü avantajlarıyla sanayileşme sürecinin kilometre taşlarından biridir. Tarihsel süreci takip ettiğimizde Türk Sanayi Hareketi'nin ilk adımlarının Kocaeli'de atıldığını görürüz. Kumaş dokuma, askeri malzemeler, çimento sanayi, kağıt ve ipek halı fabrikaları 18. yüzyılda ilk defa Kocaeli'de kurulur. Osmanlı'da ilk kağıt fabrikasının 1700'lü yıllarda İzmit Sancağı'na bağlı Yalova'da kurulmuş olması Kültür tarihimiz açısından da Kocaeli'nin önemini gösterir. Kocaeli'nin en eski sanayi yapılarından biri Osmanlı döneminden kalma Hereke fabrikayı Hümayundur. 1843 yılında özel teşebbüs olarak kurulan bu fabrika o dönemin sanayileşme hamlesinin önemini gözler önüne seren Türk sanayi tarihinin bir yapı taşıdır yağlı ve İpekli dokuma fabrikasında 1933 yılında çekilen belgesel filmi Kocaeli sanayi tarihine ışık tutmaktadır. Kocaeli'deki sanayi tarihinin izini sürerken Osmanlı'dan Cumhuriyete geldiğimizde Gölcük ilçesi dikkat çeker. Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra 1924 yılında. Bahriye vekaleti kurulmuş, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi de tersane bölgesi olarak seçilmiştir. Kurulan tersanede ilk olarak Birinci Dünya Savaşı'ndan mayına çarparak zarar gören Yavuz Zırhlısı'nın onarımı yapılmış ve gemi 1927 yılında havuza indirilmiştir. 1933 yılına geldiğimizde ise donanma ana üssünün Gölcük'te kurulmasına karar verilmiştir. Gölcük'te bu gelişmeler yaşanırken karşı kıyıdaki İzmit uzun zamandır kurulmak istenen kağıt fabrikası konusunda gelişmelere şahit olmaktadır. İzmit'teki sanayi kuruluşlarından ilki olan Seka Kağıt Fabrikası, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde İzmit'in olduğu kadar Türkiye'nin de ekonomik ve sosyal yaşamında büyük önem taşımıştır. Başvekil İsmet İnönü tarafından temelleri 14 Ağustos 1934 yılında atılan İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası 1939 yılında tamamlanır. Atatürk'ün İzmit Kağıt Fabrikası'nda üretilen yerli kağıtta basılan 19 Mayıs 1936 tarihli Ulus Gazetesi'nin Bayram Ekin'i incelediğinde söylediği Medeniyet Hamuru sözü İzmit Kağıt Fabrikası'nın bunca yıllık tarihinin adeta özetidir. Günümüzde İzmit Seka Kağıt Fabrikası, müze ve bilim merkezi olarak hizmet vermektedir. Hereke İpekalı Fabrikası, Gölcük Tersanesi ve İzmit Kağıt Fabrikası gibi örnekler, bize Kocaeli bölgesindeki sanayi tarihinin ne kadar derin ve başarılı olduğunu gösteriyor. Özellikle Cumhuriyet'ten sonra sanayi ve teknolojide Türkiye'nin lokomotifi görevini üstlenen Kocaeli, 1960-1975 yıllarında yoğunluk kazanan sanayi yatırımlarıyla Türkiye'nin en hızlı gelişen sanayi bölgelerinden biri haline gelmiştir. Bu anlamda Kocaeli'nin kamu iktisadi teşekkürlerine baktığımızda karşımıza dört tane önemli marka çıkar. Tüpraş, Petkim, İksaş ve Gübretaş. Kısaca bu markaların kuruluş hikayelerine göz atalım. Gübre fabrikaları Türk Anonim Şirketi ya da kısa adıyla Gübretaş 6 Kasım 1952 yılında Başbakan Adnan Menderes dönemindeki Bakanlar Kurulu kararıyla ülke tarımında kimyevi gübre kullanımı yoluyla verimliliğin artırılması amacıyla kurulmuştur. 1961 yılında Kocaeli Yarımca'da üretim kapasitesi yılda 100 bin ton olan ikinci fabrika faaliyete başlamıştır. 1993 yılında Ziraat Bankası'nda bulunan gübre taş hisseleri Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından satın alınmıştır. Türkiye'nin ilk petrol rafinerisi olan Tüpraş, Batman rafinerisinin 1955 yılında devreye alınmasından 6 yıl sonra 1961 yılında ikinci rafineri olarak 1 milyon ton yıl kapasiteli İzmit rafinerisi devreye alınmıştır. İzmit rafinerisinin ham petrol işleme kapasitesi 1971 yılında 5,5 milyon ton bölü yıla, 1982 yılında ise 11,5 milyon ton bölü yıla yükseltilmiştir. Petrokimya Holding Anonim Şirketi ya da kısa adıyla Petkim, 1962 yılında 1. 5 yıllık kalkınma planı sonucunda 3 Nisan 1965 yılında 250 milyon TL sermaye ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı öncülüğünde kurulmuştur. Petkim ilk yatırım faaliyetlerine İzmir Yarımca'daki kavuçuk ve daha sonra da etilen, polietilen, kloralkali, VCM ve PVC tesislerinde başlamıştır. Kocaeli sanayi tarihi için çok önemli olan bu tesis şu an faal değildir. Türkiye gübre üretiminde ve ithalatında önemli bir role sahip olan İstanbul Gübre Sanayi AŞ ya da kısa adıyla İKSAŞ, 1971 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kamu kuruluşu olarak kurulmuştur. Kocaeli'de sanayiyi belli bir bölgede disipline etmek amacıyla 1980'li yılların sonunda organize sanayi bölgelerinin kurulma çalışmaları başlamıştır. Türk sanayicilerinin örnek aldığı organize sanayi bölgelerinde sunulan hizmetler gelişmiş ülkelerdeki endüstri parkları düzeyindedir. Bu noktada Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşuna ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. 1985 yılında sanayiyi disipline edebilmek amacıyla GOSP kurulur. Kuruluşunda Türkiye'de hiç uygulanmamış olan yapsat modeliyle oluşturulan GOSP, her şeyin devletten beklenmemesi ilkesiyle kredi kullanılmadan tamamen katılımcıların finansmanıyla gerçekleştirilmiştir. Bu ilk gelişmelerden sonra OSB'ler açılmaya devam etmiştir. Şu an Kocaeli'de 14 adet organize sanayi bölgesi, 5 adet teknopark ve 2 adet serbest bölge bulunmaktadır. Kocaeli'de ülkemizde sanayinin gelişmesini teşvik eden birçok kurum ve kuruluş faaliyet göstermektedir. Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye'nin en büyük araştırma merkezi TÜBİTAK, MAM, TSE TÜBİTAK MARTEK, Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoparkı, GOSP Teknoparkı ve Bilişim Vadisi gibi ülkemizin marka değerleri de ilimizde bulunmaktadır. Bugün Türkiye'nin gurur tablosunda yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşuna baktığımızda bunlardan 83 tanesinin üretim tesislerinin Kocaeli'de bulunduğunu görürüz ulusal ve uluslararası yatırımcıların cazibe merkezi olan Türkiye'nin imalat sanayinin ve dış ticaret hacminin hatırı sayılır yüzdesini bünyesinde barındıran marka şehir Kocaeli ülkemizin ikinci büyük sanayi kenti payesini haklı bir gururla elde etmiştir. Kocaeli Sanayi Odası köklü bir tarihi geçmişe sahip İzmit'in sembolü çınarla yaşıttır. Sanayicilerimizin kurduğu en eski meslek örgütlerimizden biri olan İzmit Ticaret ve Sanayi Odası, 1897 yılında Kocaeli'de kurulup faaliyet göstermeye başlamıştır. Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini hedefleyerek yola çıkan bu kuruluş, yaklaşık bir asır sonra 3 tane daha Ticaret ve Sanayi Odası'nın doğmasını sağlayacaktır. 1989 yılında kurulan Kocaeli Sanayi Odası, Köklü bir tarihin mirasçısı olarak yola çıktığında ülkemizde sanayi kültürünün yaygınlaşması için çabalamayı görev edinmiştir.